Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta işçide bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertibi'yle alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kaynamsı dıktanlar ekranımızı bulsun. İstanbul'da Şarkı Türkistanlık okuğucular okuş bitiriş mürasimi ötküzüldü. Türkiye'deki 152 yakın Şarkı Türkistanlık okuğucunun galibilik okuş bitirgenliği münasibeti bilen 21 Ağustos İstanbul'da Şarkı Türkistanlık okuğucuları okuş bitiriş mürasimi ötküzüldü. Sutuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği, Kökay İnsani Yardım Cemiyeti ve Uyghur İlim ve Medeniyet Tetkikat Vakfı'nın hemkarlığı aslında uğurlaştırılan mürasim İstanbul'un Eyüp Sultan rayonundaki Bahariye Mevlevi Hanısı'da ötküzüldü. Mürasimga her kaysı sahadaki mütehassıslar, teşkilat rehberleri, cemaat erbapları ve okuğucularından bulup 300'ye yakın kişi katlaştı. Mürasim Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı bilen başlandı. Aldı bilen Sutuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın Nazırlar Hay'eti Reisi Profesör Doktor Celal Erbay İçili sözü kıldı. O sözde bu mürasimden ötküzülgenlikiden nahayeti hursan bulgallıkını, okuş bitirgen okuğucularını tebrikleydi gallıkını, bunun Şarkı Türkistan halkını yoktuşku urnuvatkan Hıtay'a berilgen bir küçülük cevap ikenlikini bildirdi. Uyana Türkiye'deki Şarkı Türkistanlık okuğucularının maarif işlerine küç çıkırıp gelgen Sutuk Buğrahan Vakfı, Kökay İnsani Yardım Cemiyeti Katarlık Teşkilatlarına ve Türkiye'deki bir kısım üniversitelerinin rehberlerine minnettarlıkını bildirdi. Arkadan Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendim söz kılıp, okuş bitirgen okuğucularını tebrikledi ve okuğucularının bundan kiyinki hayatı da Şarkı Türkistan davası üçün tigişlik rol ilişini ümit kıldıgallıkını, meyli kayıs sahadikiler bolsun bundan kiyin Hıtay'nın yıkılışı ve Şarkı Türkistan'ın müstakillikini közü tutkan, nişan kılgan halde hareket kılış ve strategiye tüzüşü gerekliğini tekitledi. Arkadan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Reisi Doktor Ataullah Şahyar söz kılıp, muhacirettiki Şarkı Türkistanlık okuğucularının okuşunu devamlaştırışta türlü kıyıncılıklarını baştan keçirgenlikini, ama bu kıyıncılıklarına baş egmeslikini ve her vakit öz zimmesine yüklengen burcunu ada kılışını ümit kıldıgallıkını bildirdi. Şundaklı okuş bitirgen okuğucularının öz kesbini zaya kılıp etmeyi emeli kullanışı gerekliğini mütekitledi. Mürasimga katnaşkan Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin okutkuçisi Doktor Fahrettin söz kılıp, üniversitedeki en tirişkan münevver okuğucularının Uyghur okuğucular işkerlikini, onlarının mektepteki ifadesinin hursan işkerlikini, okuş bitirgen okuğucularını Çin Köngledin tebrikleydi gallıkını bildirdi. Uyghur Akademisi Vakfı'nın başkatibi Doktor Şevket Nasır söz kılıp, muhacirettiki okuğucularının burunki vakitlerine seliştirgandı köp fırsatlarına ve kollaşlarına erişip atkanlıkını, bu evzel şaraitini tihimi kadirlişi kereklikini tekitledi. Arkadan Sutuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın muavin reisi Abdirşit Emin Vakfı'nın nişani, vazifeleri ve bir neçe yıldan beri kılgan hizmetlerini tepsili tunuşturup ötü. Mürasimga yana Türkiye'deki bir kısım üniversite ve teşkilatlarının vekilleri katnaşıp, mürasim sözü kıldı ve okuş bitirgen okuğucularını tebrikledi. Kısqa demelişdenken cemaat erbabı Abdiqadir Yapcan söz kılıp, Xitayning Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetini tosuştiki, şundaqlı toğru pikirge erişdiki en muhim qoralının ilim məlifət ikenlikini, ilim elib atqan yaşlarının öz bilimini iki dünyalıqı üçün, Xitayga qarşı mücadili üçün əməli qullanışını ümit qıldıqallıqını bildirdi. Arkadan okuş bitirgen okuğucularını mükafatlaş mürasimi ötküzüldü. Bu jarayanda üniversitetini birinci bulup bitirgen Abdullah Muhyiddin oğlu ve Ömer Yüksel'ge 2000 lira mükafat berildi. Magistrlikni bitirgen okuğucularga 1000 liradan, her kaysi mekteplerde baklavurlikni alahide yakşı netice bilen bitirgen okuğucularga 800 liradan mükafat berildi. Bulardan sırt baklavurlikni yakşı netice bilen bitirgen okuğucularga 200 lira kımmetedeki kitap setibiliş kartısı, kalgan okuğucularga hatir buyum takdim kalindi. Ahırda mürasim cemaat erbabı Abdiqadir Yapcan'ın başçılığındaki upçu dua bilen muvaffakiyetlik ayaklaştı. Avustralya Kengash Palatası mecburi emgek mahsulatlarına karşı tamojnu kanunu tüzdüş kirgüzdi. Avustralya Halkara Radyosu SBS'nin haberde bildirilişçe, Avustralya Kengash Palatası Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek mahsulatlarını çekleş maksede tamojnu kanunu tüzdüş kirgüzgen. Xabarda qeyd qilinishicha, Avustraliya Federatsiyasi Parlamenti 2 hafta yig'in muzokara qilishi orqali Kengash Palatasi 23 avgust tunji bo'lib zamonaviy qulluqqa qarshi turish loyihasini ma'qullagan.
Bu təklifini müstəqil Kengash Palata əzəsi Rekis Patrik oturuğu qoyğan bulub, bu təklif layihəsi Kengash Palatası da maqullanğan. Bu qanun Avstraliya şirkətlərinin tuluq yəki qısmən məcburi əmgək bilən işləb çıxırılğan məhsulatlarını import qilishini çəkləydi ikən. Bu layihə Rekis Patrik Xitay Komunist Partiyasını alahıydı tilgə elib oturuğu qoyğan layihə bulub, Lahiyaga asosan tamojna qonuni Avstraliyaga import qilingan majburiy amgakka chetishliq deb qaralgan har qanday tovarga jazo ijro qilindi ekan. Patrikning aytishicha Sharqi Turkistondagi minglagan Uyg'urning majburiy ishlashga zo'rlanganligini inkor qilgili bo'lmaydigan faktlar bor ekan. Bildirilishicha bu lahiya Kengash palatasi tomonidan ma'qullangandan keyin Avom palatasi tomonidan tekshirilib tasdiqlandi ekan. Avom palatasi tasdiqlagandan keyin majburiy amgakka chetishliq har qanday mahsulot Şehvani buyumlar qoral və oq dora və saxta dora çəkilənginə oxşar dərəcədə cəzalandı ikən. Məzkur layihəni İşçilər Partiyası, Yeşillər Partiyası və bir qism bitərəf parlament əzaları qollığan. Amma hakimiyyət başıdakı ittifaq bununğa qarşı çıxan. Yerli kişilik hüquq təşkilatları, Uyğur təşkilatları və işçilər uyuşmaları birdək parlamentin yuqurda tiligə elinğan layihəni maqullab, Çigra müdafiə ministrliqinin gücünü aşırışqa çağırğan. Ma'lum bo'lgandek, Amerika oldingi oyda mushuningga o'xshash qonun ma'qullagan bo'lib, mazkur qonunda Sharqi Turkistonda ishlab chiqarilgan barliq tovarlarning majburiy amgak orqali ishlab chiqarildiganligi mo'ljallangan. Amerika diqqatini Xitoyga taqobil turishga markazlashtirdi. Valkochisi gazetining xabarida tahlil qilinishicha, Amerika Afg'onistondan askar chekindirgandan keyin barliq kuchini Xitoyga taqobil turishga markazlashtirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika va uning ittifoqdoshlari G'arbiy Tinch okeanda sovuq munosabatlar urushi oxirlashgandan buyonki eng cho'ng harbiy manevr o'tkazgan. Xitoyning rayondagi zo'migarlik qilmishiga qarshi turish uchun tashkillangan mazkur manevr Amerikaning ittifoqdoshlariga qilgan harbiy yordam va'dasiga bo'lgan ishonchini kafolatlantirishni maqsad qilgan. Talibanlar oldingi hafta Afg'onistonni kontrol qilgan bir paytda Amerikaning 25 ming dengiz armiya askari va boshqa dengiz armiya xodimlari manevr o'tkazgan bo'lib, manevrda G'arbiy Tinch okeandagi orollarni ishg'ol qilish va kontrol qilish taqlid qilingan. Bildirilishicha, bu sovuq munosabatlar urushidan buyonki eng cho'ng harbiy manevrning biri bo'lib, manevrga necha 10 paroxot va suv osti paroxoti qatnashtirilgan. Manevrga Yaponiya, Angliya va Avstraliya qismlari ham ishtirok qilgan. Bu manevr 20 yil ilgari Afg'onistonga besib kirgandan buyon Amerika armiyasining diqqat markazida nurg'un o'zgarish bo'lganligini ko'rsatgan. Xitoyning rayondagi zamin talabi va zo'migarligiga qarshi turishni maqsad qilgan manevrda Amerikaning ittifoqdoshlariga qilmoqchi bo'lgan harbiy va'dasining ishonchlik ekanligi gavdalandirilgan. Xitoy xalqaro harbiy ishlar musobaqasini Sharq Turkistonda o'tkazdi. Xitoy tashviqot organi Tangritog to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy quruqlik armiyasining xalqaro harbiy ishlar musobaqasi 2021 ning ochilish marosimi 22 avgust Korli shahrida o'tkazilgan. Mazkur musobaqani bu qatim Xitoy quruqlik armiyasi tashkillagan bo'lib, musobaqaga Xitoy, Belarusiya, Misr, Rossiya, O'zbekiston, Venezuela va Vietnamdan kelgan 18 komanda qatnashgan. Ma'lum bo'lishicha, harbiy ishlar sohasidagi Olimpik deb qaralib kelgan xalqaro harbiy ishlar musobaqasi Rusiya Davlat Mudofaa Ministerligi tashabbus qilgan xalqaro xarakterlik harbiy ishlar musobaqasi bo'lib, 2013 yili boshlangan. Bu yillik musobaqaga 18 komanda qatnashgan bo'lib, 3 tur bo'yicha 10 maydon musobaqa va yepilish marosimi o'tkazildi ekan. Xitoyning Sharqi Turkiston xalqiga ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli bir qism davlatlar Xitoyni qattiq ayblayotgan va Xitoyga qarshi tadbirlarni kuchaytirayotgan Shundaqli Sharqi Turkiston bilan chegaralandigan Afg'onistonning vaziyatida tuyuqsiz zo'r o'zgarish bo'lgan bir paytda Xitoyning bu harbiy yig'ilishni Sharqi Turkistonda o'tkazishi diqqat qo'zg'adi. Xitoy Xi Jinping ideyasini darslik kitoblariga rasmiy kirgizdi. Xitoy taratqullarining xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari atalmiş Xi Jinping ideyasini rasmiy holda darslik kitoblariga kirgizgan. Xitoy Ma'arif ministrligi 24 avgust axborot e'lon qilish yig'ini ichib, atalmiş Xi Jinping yangi davr Xitoycha sotsializm ideyasini darslik kitoblariga kirgizish qo'llanmasini e'lon qilgan. Mazkur qo'llanmada Xi Jinping ideyasini har qaysi darslik kitoblariga kirgizish talab qilingan va tafsilotlari bayon qilingan. Qo'llanmada Xi Jinping ideyasining asosiy ma'rif, kasbiy ma'rif va oliy ma'rifini qoplashi kerakligi, har qaysi sohalarining darsliklarga moslashtirib singdirilish kerakligi, boshlang'ichdan oliy maktabgacha bo'lgan darsliklarda boshdan oxiri tutashgan holatda bo'lishi kerakligi,
icra kılınış ahvalının nazaret kılındığı bayan kılıngan. Xitay rejimi yakınki bir neçe yıl içinde dereslik kitaplarına zor derecede özgertiş kirgüzmekte. Cümleden Xitay dairleri Hong Kong'daki karşılık hareketlerinin sebebini dereslik kitapkımı bağlıgan ve Hong Kong'dan dereslik kitaplarını islah kılış ve atanmış zehirlik mezmurlarını çıkarıp taşlaş hakkıdaki fikirlerini küçep teşvik kılgan. Bunlardan sırt Xitay yana Şerqi Türkistan'daki irqi kırgınçılık cinayetine bahane süpüteden Uygurca dereslik kitaplarına eğir mesele bağlıqını car salgan. Ve dereslik tüzgen Uygur mutakhasislerini türkümle türmüge taşlıgan. Nöbette küzetküçüler Şerqi Türkistan'da okutuluvatkan yeni dereslik kitaplarına Uygurlarının medeniyeti, itkadi ve örüp adetlerge alakadar mezmurlarının pütülle çıkarıp taşlanğalıqını. Xitaylaştırış ve kızıllaştırış meksisinde talangan tekstlerinin mu tamamen Xitay yazgıçlarının eserlerden tercüme kılınğalıqını. Bunun emeliyette Xitay'nın irqi kırgınçılık siyasetinin bir ispatı ikirlikini bildirişmekte. Taliban yeni hakimiyet ramkisini elan kıldı. El Cezire torunun 24. Ağustos'taki haberde bildirilişçe, Taliban siyasi işhanesinin bayanatçısı Muhammed Naim, Afganistan'daki yeni hakimiyetinin umumi ramkisinin alayetliklerini elan kılgan. Muhammed Naim bayanatıda, Amerika Afganistan'dan çekinip çıkanınken, Afganistan'daki hükümet sistemisinin İslam hakimiyeti bolgalıkını bildirgen. O yine yeni hükümet sistemisinin devletin ahvalığı asasen bulduğalıkını tekilip, halkının ahvali ve mukumluğunu nezarede tutup, çet elinin hakimiyet tüzülmesini ilip gelmeyimiz. Hakimiyet tüzülmesi hakkındaki karar, devlet ve halkının menfaatine asasen çıkarıldı diyen. Muhammed Naim ceza icra kılışka münasebetlik sualga cevap verip, biz Müslüman. Kur'an bizim kanunumuz. Peygamber aleyhisselamın mübarek hadisleri dinimizin asası. Bu hakta Kur'an-ı Kerim'de bir kısım ahkamlarga işinip, bir kısmını inkar kılamsılar degen tenbih var. Biz Allah'a işengen ikemiz mükemmel işinimiz. Allah bizge buyurgan nerselerinin hemisi bizden yolumuz. Şundakla bizden hayatımızdan mizane degen. O sözünü davamlaştırıp, her bir milletin örüp adeti ve prinsipi bolgaçka, biz bunu düşünümüz ve oylaşımız. Her kandak kişinin halkının itkadi ya ki medeniyetini özgertişige yol koymamız degen. Muhammed Naim bayanat diyene, Taliban'ın köp devlet kısımlarının Afganistan'da çekiniş vaxtını uzartışına kalmaydı kalıqını. Amerika'nın muşu ayının ahırıdan burun çekinip çıkışı üçün maddi şerait ve arka sep iktidarına ige ikelikini. Prezident Biden ve devlet müdafiye ministerliği bu cihette hiç kanda yeni özgürlük yokluğunu bildirgenlikini eskertken. O yine 31. Ağustos'tan ki Taliban'ların Kabul aerodromunu kontrol kılışı tuğursudaki sualga cevap verip, bu rayonun zeminimizden bir kısmı ikerlikte de şek yok. Biz halkımız ve zeminimizden mesul. İlimizde kontrol kıldık. Biz barlık puhralarının bihatelikine kapatetli kıldık. Bu bihatelik dairesini kengaytip, aerodromunun bihatelikine devamlı kapatetli kılımız digen. Nöbette halkara cemiyet Taliban'ın Afganistan'da kandak siyaset yürgüzdüğalıkıga dikkat kılıvatkan bulup, Taliban'ın her kaysi taraflarına sığdurgan bir hükümet kurup çıkışı çağırgan. Taliban bolsa köp devlet kısımları Afganistan'dan pütülle çekinip çıkmakça yeni hükümet kurmaydıgalıkını tekligen. Avustralya'daki bir Xitay'nın Uygur balalarını görüge eliş vakasının tepsilatları aşkarlandı. Avustralya haber doğrudu bildirilişçe bir neçü gün ilgiri Avustralya'nın Melbourne'da bir Xitay'nın işki Uygur balını görüge eliş vakası hakkıdaki bir kısım tepsilatlar aşkarlanğan. Malum buluşça Jijiangan isimlik 36 yaşlı Xitay düşenbe etigen saat 8:45'de bir Uygur ailesige piçaklık besip girgen. Aynı vakitte öyde iki bala ve anısılı bar bulup Xitay 32 yaşlık anını yaralandırgan ve iki balını bulup kaçgan. O bu jarayanda Uygur ailesinin 50,000 dolar kıymetindeki Mercedes maşinasını mı uğurlugan. Sakçılarının eğitişçe balalarının anısı sırtkı yugurup çıkıp yoldun ötkerlerden yardım sorgan bulup, sakçılar 10 minut içinde yetip gelip izdeş hizmetini başlayan. Neticede tahminen 12 saat dinkin 5 yaşlık Adile Veli ve 3 yaşlık Bilal Veli üyidin 5 kilometre yıraklıktan tepilgan. Sakçılar Çiğengan'ı öz içige algan 3 er ve 1 ayal Xitay'ını kolgalgan. Bekhti yarışa işki balı sağ salamet bulup, sakçılar onlarının indayın kayserlik bilen turgallıkıdın hayran kalgallıkını bildirişken. Nöbette balılarının yarlangan anısı mı doktorhandan çıkan. Avustralya 9. kanalının haberde eğitilişçe Jijiangan isimlik Xitay bir kuruluş işçisi bulup, tutkun kılıngan balılarının dadısı onun hocayın işken. Mezkur Xitay balılarını tutkun kılış arkalık veli ailesinden 1 milyon dolar talep kılgan. Jijiangan tünügün tordu ötküzülgen sotkı katnaşkan bulup, kalgan 2 er ve 1 ayal Xitay koyup berilgen.
u görüge ilish, qurollik bulanchilik qilish, hujum qilish, qonunsiz tutqun qilish va mashina o'g'irlash qatorliq jinoyatlar bilan ayblangan. Advokati bo'lsa, uningda ruhiy kasallik bor deb gumon qilinadiganligini, bu uning tunji qitim jinoyat o'tkazishi ekanligini da'vo qilgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda mazkur delo 17 dekabrga kechiktirilgan bo'lib, jinoyatchi Chijangangni kepillikka qo'yib berish haqida iltimos sunilmagan. Amerika istihbarat idarasi va Xitoy amaldorlarining Taliban bilan ko'rishganligi oshkorlandi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Talibanning Afg'onistonni tez sur'atda egallashi bilan ularning tashqi siyosatda qiziq nuqtaga aylangan bir paytda Xitoy va Amerika Markaziy axborot idorasi amaldorlari ayrim-ayrim holda Taliban bilan ko'rishgan. Talibanning Qatar poytaxti Dohada turishliq bayonotchisi Muhammad Naim 24 avgust Twitterda Taliban vakillar o'miganing Xitoyning Afg'onistonda turishliq bosh elchisi bilan ko'rishib, Xitoyning Kabuldagi elchixonasining bexatarligi, Afg'onistonning navbatdagi vaziyati, ikki taraflik munosabat va Xitoyning yordami qatorliq masalalarini muzokara qilganligini bildirgan. Xitoyning Yer shari vaqt kezdimi 25 avgustdagi xabarida Taliban vakillar o'miganing Kabulda turishliq Xitoy bosh elchisi bilan ko'rishganligini xabar qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin bu haqda ifoda bildirib, Taliban bilan Xitoyning ravon aloqaga ega ekanligini, Kabulning ikki tarafning suhbatlashishi uchun muvofiq supa ekanligini aytgan. Reuters agentligi va Washington Post'si gazeti bo'lsa, Amerika Markaziy istihbarot idorasining boshlig'i William Burnesning 23 avgust Kabulda Taliban rahbari Abdul G'ani birodar bilan maxfiy ko'rishganligini xabar qilgan. Amerika Markaziy istihbarot idorasi bo'lsa, ikki tarafning uchrashishiga munosabatli ahvollarni axborot vositalariga oshkorlashni rad qilgan. Bu ko'rishish Taliban Afg'onistonni o'tkazib olgandan keyin Amerika bilan Taliban yuqori darajalik amaldorlarining tunji qitim bevosita uchrashishi ekan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Xitoy taratqullari Talibanga qarata ijobiy tashviqotni boshlagan bo'lib, bir qism Xitoy fuqarolari Amerika bizning dushmanimiz, dushmanimizning dushmani bizning do'stimiz deb Talibanni qo'llagan. Yana bir qism Xitoy fuqarolari bo'lsa, qarshi fikrda bo'lib, Talibanni qo'llamaslik kerakligini bildirgan. Tut davlatining dengiz armiyasi Xitoyga qarshi harbiy manevrini boshladi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika, Yaponiya, Hindiston va Avstraliyaning dengiz armiyalari 26 avgust Xitoyning tahdidiga o'rtaq taqobil turish maqsadida Malabar birlashma harbiy manevrini boshlagan. Amerika 7-nji flotining chorshanba e'lon qilgan bayonotida bildirilishicha, Avstraliya, Yaponiya, Hindiston va Amerika dengiz armiyasi qismlari payshanba kuni Filippin dengizida 2021 yillik Malabar birlashma dengiz manevrining birinchi bosqichini boshlagan. Bu birlashma dengiz armiya manevri su asti paraxotiga qarshi urush, havo urushi, ras o'q siniqi, dengizda orqisab ta'minoti mashqi, qarish taraf urush paraxotining palubasida ayroplanni uchirish va tushirish aralashma mashg'uloti va dengiz okeanini to'sish qatorliq bosqichlarni o'z ichiga oladi ekan. Amerika dengiz armiyasi alohida qismlari bu qatimqi birlashma harbiy manevriga qatnashib, odatdan tashqari dengiz tahdidiga taqobil turadi ekan. Amerika Tinch okean flotining su asti paraxotiga qarshi 1-nji nomerli paraxoti deb qaralgan yetakchi boshqarilgan bomba qo'g'ilg'ichi Berli bo'lsa, su asti paraxotiga qarshi birlashma manevriga rahbarlik qiladi ekan. Berli Hindi Tinch okean rayonining dengiz davaligida nihoyat aktiv bo'lib, 2020 yili Tayvan bo'g'izidan 4 qitim o'tib, Janubiy dengizga kirib vazifa ijro qilgan. 7-nji flotning bayonotida Amerika, Yaponiya, Hindiston va Avstraliyadan iborat 4 davlat doim Hindi Tinch okean rayonida hamkorlashib, rayon bexatarligi va muqimligini o'rtaq qo'g'daydigan va razil kuchlarning oldini oladigan hamkorlik mexanizmini barpo qiladi deyilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning muavin prezidenti Harris bu hafta Sharqiy Janubiy Osiyo ziyorati jarayonida Xitoyning Janubiy dengizdagi boshqa davlatlarga davomli tahdid solish qilmishini ayiblagan. Hamda Xitoyning Janubiy dengizning ko'p qism joylaridagi chekdan oshgan egalik huquqi talab qilish qilmishi sababli xalqaro jamiyatni Xitoyga qarata besimni oshirishga chaqirgan. Xitoy amaldori bundan burun 4 davlatni shoyki tashkillab rayonda davolg'ish paydo qildi, tinchlik va muqimlikka ziyon yetkazdi deb ko'p qatim ayiblagan. Xitoy Markaziy tashviqot bo'limi 900 ming partiya a'zosining Xitoy partiyasidan chiqib ketganligini bildirdi. Xitoy Markaziy komitet tashkilot bo'limining ministri Chi Yabin 26 avgust o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida
Xitoy Kompartiyasining 18-nji navbatlik qurultaydan buyon 900 mingdan ortiq kompartiya a'zosining partiyadan chiqib ketganligini oshkorlagan. Chijabin 900 mingdan ortiq kompartiya a'zosining partiyadan chiqib ketishini partiyadan qo'g'lab chiqarildi deb atamagan. Buningdan mazkur 900 mingdan ortiq partiya a'zosining partiyadan chekinib chiqqanlarni o'z ichiga oladiganligini faraz qilishga bo'ladi ekan. Xitoy xabarlari to'g'rining 26 avgustdagi xabariga asoslanganda 2021 yili 6 oygacha kompartiya a'zolarining umumiy soni 95,148,000. Asosiy qatlam partiya tashkilotlari 4,864,000 ekan. Xitoy kompartiyasining 18-ji navbatlik mamlakatlik qurultayidan buyon kompartiya a'zolari uchun qizil siziq va oxirgi siziq sezilib, intizom qattiq nazorat qilingan va ijro qilingan. Xitoy kompartiyasiga kirish o'lchamini qattiq kontrol qilgan hamda siyosiy o'lchamni birinchi o'ringa qo'ygan. Kuzatuvchilarning aytishicha, Xitoy kompartiyasi uda 70 yildan ko'proq hokimiyat yurgizib, siyosat bilan savdo, huquq bilan pul chambarchas bog'langan bir tizimni shakllantirgan. Agar partiyada yana siyosiy islohot bo'lmaydigan bo'lsa, partiya va jamiyatni qoplagan keng ko'lamli cheriklik odati davomli mavjud bo'ladi ekan. 1 millionga yaqin kompartiya a'zosining partiyadan ayrilishi kompartiya ichida bir qator masalalarning borligini tushuntirdi ekan. Xi Jinpingning cheriklikka qarishtirish nomida qarshi fikrdagi o'qituvchilarga bo'libmi uning yo'lini to'smoqchi bo'lgan yoki uni tanqid qilganlarga zarb berganligi to'g'risida tanqidlar ko'paygan. Ba'zilar yana agar cheriklikka chetishliq barliq partiya a'zolari qo'g'lab chiqarilsa, kompartiyaning hokimiyat yurgizishining taskik to'xtaydiganligini o'tirg'i qo'ygan. 20 yil ichida 4.5 million uyg'ur nufusining yo'qolishi mumkinligi haqida dokulat e'lon qilindi. Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenis eng yangi dokulatida Xitoyning Sharq Turkistondagi nufus cheklash siyosati davomlashgan taqdirda 2040 yilga borganda 4.5 million uyg'ur nufusining yo'qolishini keltirib chiqaradiganligini ko'rsatib o'tdi. Yaqinqi bir necha yil mobaynida kuchli dalil isbotlar asosida tayyorlangan nufuzluq dokulatlar orqali Xitoyning Sharq Turkistondagi turlik jinoyatlarini fosh qilib kelgan germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenis 24 avgust O'rta Osiyo tekshirish jurnalida Uyg'ur millatining nufus ustunligini yo'qotish Beijingning Janubiy Xinjiangdagi nufus a'lolashtirish strategiyasi haqida analiz nomli yangi dokulatini e'lon qildi. Dokulatda Xitoy doirlarining statistikasi bo'yicha hisoblaganda 2040 yilga borganda Sharq Turkistonning janubidagi Uyg'ur qatorliq yerlik millatlarning nufusining 13,140,000 atrofida bo'lishi kerakligi. Ammo Xitoy rejimining navbatdagi Sharq Turkistonda ijro qilayotgan nufus cheklash siyosati sababli kelgusi 20 yil ichida 8,600,000 bilan 10,5 million orasiga tushib qoladiganligi, ya'ni 4,5 million nufusining yo'qoydiganligi bayon qilingan. Adrian Zenis dokulatida yana Xitoy rejimining nufus tanshish siyosati orqali Sharq Turkistonning janubidagi Xitoy nufusini hozirgi 8.4% dan 25% ga ko'paytirishni planlaganligini, ammo faqat Uyg'urlarning nufusini kontrol qilish orqali bu nishonga yeta olganligini qayd qilgan. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot markazi ASPI bu yil 12 oyda e'lon qilgan dokulatida Xitoyning 2017 yili 4 oydan boshlab Sharq Turkistonda ijro qilgan atalmish qonunsiz tug'ishqa zarb berish harakati sababli Sharq Turkistondagi tug'ilish nisbatining misli ko'rilmagan darajada to'vanliganligini, ya'ni 2017 yildan 2019 yilgacha bo'lgan 2 yil ichida Sharq Turkistondagi tug'ilish nisbatining 48.74% to'vanliganligini, buning Suriyadagi ichki urush yoki Rivanda va Kambodja irqiy qirg'inchiligi mazgildagi nufus to'vanlashdimi eshib ketganligini ko'rsatib o'tgan edi. Xitoy rejimi bu vaqtdagi dalil isbot va dokulatlarni izchil inkor qilib qolmay, bu masalaga ko'ngil bo'lgan tashkilot va shaxslarga hujum va haqorat qilib kelmoqda. Bu yil mart oyida bir qism Xitoy shirkatlari pilonli qalda Adrian Zenis haqida ariz sungan edi. Kuzatuvchilar tadqiqotchi Adrian Zenisning dokulatlarining butunlay Xitoy rejimi oshkori e'lon qilgan uchuq manbalardan erishilgan ma'lumotlar asosida tayyorlanganligini, shundoqdimi Xitoyning bu aniq dalil isbotlarini nomussizlarcha inkor qilayotganligini, aminiyati bo'lsa vaziyatning buningdan necha hissa og'ir ekanligini bildirishmoqda. Qashqar doiralari barliq uylardagi gilamlarni elib etishni buyurgan. Ijtimoiy uchur vositalarida oshkorlanishicha Xitoy doiralari 25 avgust Qashqar shahrida uxturish tarqitib, Uyg'urlarni uyidagi gilamlarni elib etishga bekitilgan uy jihozlarini qo'yishga buyurgan.
Xitay yaqindan beri har xil nomlar bilan Sharq Turkiston xalqining binokorlik, hoyla aram, oila bezakchilik madaniyatiga buzg'unchilik qilishni kuchaytirmoqda. Buning natijasida Uyg'urlarning uylaridagi ayvon, supa, uyuq, naqish degandek an'anaviy bezaklar va uy qurilmalari chiqib o'zgartilgan edi. Bu qatim Qashqar shaharlik partikom atalmish o'ltiroqlashish muhitini tuzash nomida amiliyati bo'lsa Sharq Turkiston xalqining uy ichki madaniyatini ko'zdan yo'qotish va Xitoylar bilan bo'lgan farqni texmo kichkiltishdek razil maqsad bilan shahar aholisiga uqtirish tarqitib uydagi gelamlarni elivetishga buyurgan. Uqtirishda Qashqar shaharlik partikomning o'ltiroqlashish muhitini tuzash talabiga asosan barliq uylarning gelamlari butunlay elivetilib, yer yuzi pokiz tozalanishi 3 yeni uy cihazları ailelerine kirip, uxlaydığanğa karavat, oldurduğanğa safa şire, tamak yaydığanğa tamak orunduğu bar buluşu kerek. Bugündün başlap köpçelik hareketki kilimiz. Hizmet 9. ayının 5. gündün burun tüzdülüp buludu. Vilayet maksus tekşürüşünü uğrunlaştırdı. Hükümet hizmetçileri vaxtıda tüzetmese, hizmet orundan asaslıq mesullarga dokulat kalındı deyilgen. Yeni bir topqa yollanğan uçurdu körüstülüşçe 26. avgust mahalli komiteti xadimleri xalqqa təhdid selib, hazırgıcı gelemini elivetmegen, uyge safa şire almağallar təley sınaş xiyalıdı bolmay tizdin hareketki kelinlar. Kiyin püşayman qılğanın uğrunu yok dəb uxturuş tarqatqan. Uxturuşnın ahir diyene yağlıq artıdıqallar, könlekinin astığı iştan kiydiqallar dikkat kılınlar. Uzun könleklerini kiymanlar deyilgen. Kuzatkuchilar Türk İslam medeniyetinin bir parçası bolgan Uyghur medeniyetinin Xitay medeniyeti bilen asman zimin farklandığanlığını, bunun Uyghurlarının hayatıdaki barlıq tereplerde eksitidiganlığını, bu sebeplik Xitay rejiminin bu farkını yoqutuş üçün tasavvur qilish qiyin bolgan barlıq rezil usullarını qollanıwatqanlığını bildirişmekte. Formosa klubi Yevropa İttifaqı ve ŞAET'ni Xitayga qarşı Litvaniyani qollashqa çağırdı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe, bir kısım devletlerinin parlament azalarından teşkillenen Formosa Kulübü, Avrupa İttifakı ve Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı'na mektup evetip, Xitay'nın Litvanya'ya zomgeli kılışı'na karşı turuşu çakırgan. Haberde kayıtlanmışça, Avrupa İttifakı'na teve 27 devlet ve Kanada'nın parlament azalarından teşkillenen Formosa Kulübü'nün ortak reisleri ve mühim azaları 25. Ağustos, Yevropa İttifakı'nın reisi Charles Michel Katarlıq mühim emeldarlarına mektup evetip, Litvanya'nın Avrupa'daki başka 15 devletki okşaş, Taybeyde vakalatxana tesis kılışka hukuklu ikerlikine. Yevropa İttifakı ve Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı'nın Xitay'nın Litvanya'dan ölçüleş herkiliğe karşı Litvanya bilen bir septe turuşu kereklikini tekliyen. Mektupta Xitay'nın mecburlaş kılmışının halkaralıq diplomatik faaliyetlerge eğir zarar yetküzüple kalmay, Litvanya'nın ilgili hukukuğa uçuk aşkarı ve dağlı taarruz kılgalıqı. Xitay'nın kılmışlarının Yevropa İttifakı'nın tıxımı küşlük inkas kılışıga erzidigalıqı. Litvanya müstabit devletlerinin tehditine duç kelgende, demokratik devletler Litvanya bilen bolgan ittifaklığını tıxımı inek ifadeleşi kerehliki körsülgen. Tayvan Taşkı İşler Ministri Wu Jiaoxi 20. Ağustos Tayvan ve Litvanya hükümetleri bilen meslehetleşkendinkin, iki taraf Tayvan'nın Litvanya paytaxtı Vilnius'ta Tayvan vakalatxanası tesis kılışka koşulgan. Wu Jiaoxi onun Tayvan'nın Avrupa devletlerinde kurgan tuncu vakalatxana ikerlikini tekitlegen. Onun başka yana Litvanya hükümeti Asya Tiniç Okyan bazarını kengaytış üçün bu yıl küzde Tayvan'da vakalatxana işhanesi kurduğalıqını bildirgen. Litvanya bilen Tayvan'nın kuyuk alakısı Xitay'na katlıq narazı kılgan. Xitay Litvanya'da turuşluq baş elçisini kaytırıp kelgendinkin, Litvanya'ya iqtisad ve soda sahası da bisim işletken bulup, Xitay Tömür Yol Gürohi'nin transport tarma şirketi xeridarlarga, Xitay'nın 8-9 ayının ahırda Litvanya'ya bardığan heptilik yük poizini toxtudugallıqını oxturğandan başka, bir kısım Litvanya sodigarları eksport kılgan mallarını yeniden zakaz kılmaydıgan bolgan. Türkiye'deki Xiaomi şirketinin hizmetçileri iş taşladı. Türkiye Universal Televiziya Toru'nun 27. Ağustos'taki haberde bildirilmişçe, Xitay iqtidarçılığındaki Xiaomi ve onun şirketi Salkomp'nın İstanbul Avcılar rayonundaki zavod işçileri Xitay'nın aldamçılığı sebeplik iş taşlığan. Haberde kaydedilmişçe, işçilerga en tüven iş hakkı ölçümünde maaş bergen Xiaomi ve onun şirketi Salkomp'ta şirketi de 800 etrafında işçi işleydiğen bulup, şirket onlarını naçar şaraitte işletken. Künde 8 saat işleş toxtamı bolgan bolsumu, bırak işçilerine künde 11 saat iş kısalgan. İş hakkını toluq bermegenini azdıp, birleşip hakkını talep kılgan işçilerini işten qoğulgan.
Ахырда işçiler Хытай şirketinin nahaqçılığına qarşı uyuşma təşkilləb, işdən qoğlanğanlar bilan işləyətqanlar birləşib iş taşlığan. İşçilərin muxbirlərğa aşkarlıqça, şirkət işçilərğa ən tüvən maaş ölçümü boyunca 1900 lira iş haqqı bərgən. İşə kirgəndə 8 saat işləşkə toxtamlaşqan bulub, amma şirkət işçilərini gündə 11 saat kiçə iş qısalğan. İşçilər özlərinin hüquqları kapalətkə igə qılınğıca namayişini davamlaşdırğanlığını bildirgən. İşdən boşdulğan Yücel Qaratıl əpəndə muxbirğa, mən şirkətkə MİB namı da kirgən. Amma şirkət mənə MİB-larını işiltidigan ölçəmdən köp xizmət bilib bərdi. Bu xil besimdən kiyin biz uyuşma quruşunu qarar qıldıq. Biz uyuşma təşkilləb haqqımızdan tələb qılğandan kiyinlə şirkət bizni işdən boşatdı. Biz 8 saat işləşkə kilişkən bolsaqmı, amma biz əzəldən 8 saat işləb baxmıdıq. Bizdən hər günü işləyən vaxtımız 10-11 saat boldu. Onun üstüge biz isminə quşub işləyən maaşımızdımı alalmıdıq digən. Xitay şirkətlərinin işçilərini türlük usulları bilən ezişi Xitayda köp uçuradığın əhval bulub, bu qılmışını çət əlgə kenaytişi diqqət qozğumaqda. Qadirli körmələrimiz, şuna qılıb bu haftalik mühim xəbərlər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Hafta axırdakı dəməli işlərinin könüllük buluşuğa tiləkdaşlıq bildiriş bilən ətki gündəlik xəbərlərimizi görüşkəcə aman bulğaysınlar. Şuna qılıb ekran arxısıdakı barlıq xizmətdaşlarımıza köpdən-köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmatullah.